Ne beklemeli vatandaş? İlk önce merhabalar. Yani tarihi bir gün değil tabii ama biz çok fazla tarihi olarak algılıyoruz. İki gündür inanılmaz şekilde yani 400-500 kişi beni aradı. Şunu soruyor, işte dolarımızı satalım, aşağıdan alabilir miyiz? Bir anda faiz çok artarsa. Artık vatandaş böyle çok küçük al-satlar yaparak parasını çoğaltma ümidinde. Böyle küçük şeylerden bir para kazanma ümidinde. Çünkü biliyorsunuz ekonomik sıkıntılar çok fazla olduğu için. Dolayısıyla da bunu çok inanılmaz şekilde fazla insan seyrediyor. Yani bu bir derbi maçı kadar neredeyse izlenecek veya beklenecek bir yayın olacak. Şimdi burada 3 olasılık var. Birinci olasılık nedir? Merkez Bankası'nın %15 gibi, 20 gibi daha böyle beklentinin altında bir artış yapması. Böyle bir şey olursa bu dolarda böyle bir tık böyle beklentinin altında olduğu için yukarı hareket yapmasını sağlayabilir. Bu birinci olasılık. İkinci olasılık böyle 25-30 gibi bir artış yapması. Üçüncü olasılık ise çok fazla konuşulan ama benim çok olacağını ümit etmediğim ve beklemediğim çok şok bir artış. Böyle bir de çok enteresan bu arada, bu bir parantez açıyorum. 6-7 tane dünyanın en büyük şirketi, global şirket Morgan Merrill Lynch'ten Goldman Sachs'a kadar hepsinde böyle analizler yapılmış. Şimdi %40 diyen var, %15 diyen var. Yani yurt dışı da çok bu konuda kararsız. Böyle büyük bir artış olursa tabii çok ciddi bir düşüş olacak diyenler de var ama bunların hiçbirini ben çok yüksek ihtimal görmüyorum. O günkü size yaptığımız programda konuştuğumuz konu çünkü orada önemli. Kabul etsek de etmesek de bizim bir asgari ücretimiz var ve bizim bir asgari ücretimiz dünyada ve Türkiye'de bir sürü şeyi etkiliyor. Dünyadaki rekabetimizi etkiliyor, Türkiye'de de istihdamı etkiliyor ve şu an en son konuşulan 11.400 lira olması asgari ücretimizin, o programda 11 ile 12 bin arası olabilir demiştim ben. Evet. 11.400 demek bizim şu anda 500 dolarları bulmuş demek asgari ücretimiz. Şimdi eğer konuşulduğu gibi bazı ekonomistlerin veya bazı yorumcuların dediği gibi çok sert bir faiz arttırma olursa, %40'lara çıkarsa ve bu da doları böyle bir anda işte 20'lere 18'lere falan düşürürse, bu inanılmaz yüksek bir asgari ücrete ulaşmamız demek olacak. Bu vatandaş için kısa vadede çok hoş olacak. Dolar bazında zenginleştik diyeceğiz. Enflasyon. Ama bunun sonunda istihdam ve işsizlik, en önemlisi işsizlik olarak çok ciddi bir yan etkisi olacak. Dolayısıyla bunun olma ihtimalinin olacağını çok düşünmüyorum. İnşallah da olmaz. Bunu bizden çok Mehmet Şimşek mutlaka öngörüyordur. Gaye Hanım da öngörüyordur. Olmasını size en yakın gelen senaryo şu, hangisi peki? Bunların arasında. En yakın senaryo şu. Doların bu rakamlarda kalacağı, böyle çok aşırı yukarı gitmeyeceği ama aşağı da çok düşmeyeceği. Çünkü aşağı düşmesi, tekrar söylüyorum, o da çok riskli bir şey. Yukarı çıkması zaten riskli. Dolayısıyla böyle %25-20 civarında böyle piyasayı böyle tutacak. Böyle hatta böyle açıklandıktan sonra belki doların böyle bir 23-60-23-70'e kadar salınacağı, bir tık yukarı gideceği, borsanın çok sarsılmayacağı, işte %20-25 arasındaki, yani o şunu gösterecek dünyaya. Bakın biz NAS'tan hafiften, yani NAS derken o söylemden, faizi düşük tutacağız söyleminden vazgeçiyoruz. Ama böyle inanılmaz bir yangın da yok, inanılmaz kötü bir şey de yok. Faiz de çok fazla arttırmıyoruz denecek. Böyle bir yumuşak bir geçiş olacak gibi düşünüyorum. Aynı sizin programda dediğim gibi, nasıl hani Mısır politikamız, Suriye politikamız böyle çok sert dönmüyor ama hafif hafif böyle dönüyoruz. Böyle eskisi kadar böyle şey olmuyoruz, sert olmuyoruz. Yumuşak yumuşak arka planda diplomasi yapılıyor. Burada da böyle yumuşak yumuşak geçiş olacak. Çünkü faiz öyle enteresan bir silah ki Can Bey. Çok sert kullanırsanız hem doları çok düşürürsünüz hem de bu sefer ekonomiyi çok soğutursunuz. O da çok zararlı. Bu sefer de seçime gidiyoruz. Belediye seçimlerine giderken işsizliği çok arttırır bu. Üretimi kısar. Dolayısıyla yumuşak yumuşak böyle tatlı tatlı, kimseyi incitmeden, kimseyi kırmadan hafif hafif gidilecek gibi gözüküyor. Son bir soru. Mehmet Şimşek kararlarıyla konuşacak dediğimiz haftanın bu ilki. Başka neler görebiliriz? Örneğin o gün konuşuldu, hatırlıyorum. Bugün karar verecek kurul üyeleri değişmedi örneğin. Sadece Merkez Bankası. Atama hususunda daha bugün resmi gazetede 4 bakan yardımcısı atanabildi ve bunun Şimşek'e açılan alanın Sayın Şimşek'in beklediğinden daha az olduğu sonucuyla karşılaştı. Bu yüzden de çıkıp ekonomide şunu yapacağız, bunu yapacağız, 100 gün hedefimiz budur gibi daha önce alışık olduğumuz planları duyuran işte Hazine ve Maliye Bakanlarından
benzerlerinden farklı bir performans sergilediği konuşuluyordu. Bunu da kendi içerisinde beklediği kadar alan açılmadı. O da çıkıp net konuşmuyor şeklinde özetleyenler oldu. Bu okumaya katılıyor musunuz? Doğru bir okuma mı bu? Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Öyle gri alanlarda gitmek zorunda. Çünkü dediğim gibi birdenbire politikalar çok sert dönemiyor. Yani şimdi siz diğer konularda da öyle. Bir anda böyle çok sert dönerseniz bu sefer içeride de bir de şöyle düşünün. Oy aldığı veya oy veren kitlede de çok böyle sarsıcı bir şey olur. Dolayısıyla yavaş yavaş yapılacağı için birdenbire yapılamıyor. Hani dümeni böyle yavaş kırılacak. Ben buna da razıyım. Yani şu anda bir artış olması bile bizim için. Çünkü bundan bir ay önce hayatta olmaz, iki ay önce hayatta olmaz dediğimiz bir şeyin şu an oluyor olması bile bir şekilde yumuşak geçişin iyidir. Ama tabii ki bir sürü kadroda değişmesi gereken şeyler var. Mesela işte Şahap Bey'in BDDK'da olması, işte eski Merkez Bankası'nın falan bir sürü şey konuşuluyor ama bizim dünyaya en azından bakın enflasyonun çok altında verdiğimiz faizi yavaş yavaş çıkarmaya başlayacağız. Bu bir ilk adım çünkü bakın bundan sonra önemli. Yani bunu da arttırıp da ondan sonra durursak da yeterli olmaz. Bütün kurşunları buna kurşun diyorum ben tek seferde arttırmamız da doğru değil. Yani bugün 40'a çıkarırsanız yarın bugün daha zor bir dönemde ne yapacaksınız?